Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü'nde bugün el açması lezzetinde patlıcanlı börek yaptık. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimize öncelikle patlıcanlarımıza başlıyoruz. Baş kısmını kestiğimiz patlıcanları alacalı bir şekilde soyuyoruz. Daha sonra soyduğumuz patlıcanlarımızı ince dilimler halinde kesiyoruz. Ve bu şekilde dilimleri ayırdıktan sonra küçük küçük küp küp doğruyoruz. Patlıcanlarımızı doğradıkça kararmamalar için hemen su dolu bir kasenin içine aktarıyoruz. Bütün patlıcanlarımızı doğrayıp su dolu kasenin içerisine aldıktan sonra şöyle üzerine bolca tuz ekliyoruz. Ve şöyle bir tabak kapatıp biz diğer sebzeleri hazırlayana kadar patlıcanların acı suyunun çıkması için beklemeye alıyoruz. Patlıcanlar dinlenirken biz de hemen diğer sebzelerimize geçiyoruz. Bir büyük boy soğanın kabuklarını hızlıca soyuyoruz. Ve sonrasında soğanlarımızı ince ince küp küp yemeklik doğruyoruz. Ardından biberlerimize geçiyoruz. 2 adet kapya biberin öncesinde şöyle sapını alıyoruz. Ve biberlerimizi de patlıcanlarımıza eş büyüklükte küçük küçük doğruyoruz. Kapya biberlerden sonra yeşil biberlerimize geçiyoruz. 4-5 adet yeşil biberin öncesinde şöyle baş kısmını kesiyorum. Ardından biberlerimi de ince ince doğruyorum. Ve son olarak bir büyük boy domatesim var. Domatesimin de hemen kabuklarını soyuyorum. Ardından küçük küçük küp küp doğruyorum. Evet, sıra geldi iç harcımızı pişirmeye. Ocağa aldığımız tenceremize bir çay bardağı sıvı yağ alıyoruz. Yağımız kızdıktan sonra önce doğradığımız soğanlarımızı alıyoruz. Soğanlarımızı birkaç dakika güzelce kavuruyoruz. Ardından doğradığımız biberlerimize geçiyoruz. Önce kapya biberlerimizi alıyoruz. Onu da biraz kavuruyoruz. Kapya biberlerin hemen ardından yeşil biberlerimizi alıyoruz. Birkaç turda yeşil biberleri çeviriyoruz. Bu aşamada bir yemek kaşığı domates salçamızı ekliyoruz. Salçamızı da sebzelerle birlikte güzelce kavuruyoruz. Sıra geldi domateslerimize. Domateslerimizi de ekliyoruz. Ve birkaç turda domateslerimizi çeviriyoruz. Domatesleri çok fazla bekletmeden bir tatlı kaşığı kadar pul biber ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz tekrar. Benim hem kullandığım salça hem de patlıcanlar tuzlu olduğu için tuz ilavesi yapmıyorum. Siz iç harcınızın tadına göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. Sıra geldi patlıcanlarıma. Patlıcanlarımı şöyle avucuma alıyorum. Ve içerisindeki suyu sıkabildiğim kadar sıkıyorum. Ve bu şekilde tenceremin içine bırakıyorum. Patlıcanlarımı da diğer sebzelerle birlikte güzelce harmanlıyorum.
Evet, tüm malzemeyi birkaç dakika bu şekilde kavuruyorum ve tenceremin kapağını kapatıp kısık ateşte 2-3 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Şimdi sıra geldi böreğimizin sosuna. Ufak bir kaseye 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su ve 1 yemek kaşığı sirke alıyoruz. 2 adet yumurtamız var. Birisini direkt içerisine kırıyoruz. Diğerinin sarısını böreğimizin üzeri için ayırıyoruz. 1 çay kaşığı kadar da tuz ilave edip sosumuzu homojen bir kıvam alana kadar güzelce çırpıyoruz. Evet, sosumuzu çırptıktan sonra yufkamızı alıyoruz. Şöyle açtığımız yufkamızı gelişi güzel ikiye bölüyoruz. Daha sonra tezgahımızı seriyoruz. Ve içerisine bolca hazırladığımız sosu gezdiriyoruz. Fırça yardımıyla sosu yufkanın her tarafına dağıtıyoruz. Ve soğuyan iç harcımızı yufkamızın baş kısmına dağıtıyoruz. İç harcımızı da dağıttıktan sonra yufkamızı artık sarabiliriz. Çok fazla sıkıştırmadan yufkamızı incecik sarıyoruz. Ve bu şekilde hazır ediyoruz. Evet, börek yemeğimizin hepsini sardıktan sonra sıra geldi tepsimize yerleştirmeye. Öncesinde tepsimizin altını birkaç kaşık sıvı yağ ile yağlıyoruz. Yağımızı hem tepsimizin altına hem de kenarlarına güzelce dağıtıyoruz. Ve ortasından başlayarak sardığımız yufkalarımızı tepsimize yerleştiriyoruz. Öncesinde şöyle küçük bir halkayla başladık. Diğer yufkalarımızı onun kenarına sarmaya devam ediyoruz. Evet, bu şekilde bütün tepsimizi doldurduk. Benim tepsim 4 adet yufka aldı. Böreğimizin içine hazırladığımız sosumuzdan biraz artmıştı. Öncesinde bunu yufkalarımızın üzerine dağıtıyoruz. Şöyle biraz fırçayla da her tarafını eşitliyoruz. Sonrasında ayırdığımız bir adet yumurta sarısını sürüyoruz. Ve nihayetinde böreğimizin üzerine bolca susam serpiştiriyoruz. Evet, şimdi böreğimiz için fırına gitme zamanı. Evet, böreğimiz fırından çıktı. 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bıraktık. Çıtır çıtır nar gibi kızardı. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra dinleyip tadına bakacağız. Evet, böreğimiz bir 5 dakika kadar dinlendi. Bakın, görüyorsunuz üst tarafı çıtır çıtır. Şimdi hemen dilimleri ayırıyorum. Ve hemen şuradan koca bir dilimi hemen servis tabağıma alıyorum. Bakın, şöyle yandan baktığınızda içerisi dolu dolu,
katları gayet güzel. Yukarısı çıtır çıtır. Ve hemen bir de müsaadenizle böreğimizin tadına bakalım. Hemen bir parça alalım ve müsaadenizle. Tek kelimeyle muhteşem. Hazırlaması oldukça kolay. Üstelik el açması tadında şahane bir börek. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz, beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.